herkese ve hoş geldiniz. Bugün aslında hem yeni süreçte neler yapacağımız, yani yeni diyorum çünkü seçim sonrası dönem Türkiye'nin yeni dönemi olarak adlandırılıyor. Biz bu süreçte neler yapacağız? Hem bunu konuşmak hem de Kartal'a dair hem öngörülerimizi hem de hedeflerimizi değerlendirmek adına buradayız. Türkiye aslında böyle herkesin bahar ilan ettiği bir süreçten, bir normalleşme tırnak içinde sürecinden geçiyor ama biz bu sürecin emekçi halk için bir aynı zamanda tehlike barındırdığını ifade ediyoruz. Ya bu tehlikeyi de aslında Türkiye'de bugün iktidarıyla, muhalefetiyle sermaye programının uygulanmasıyla ilgili olduğunu söylüyoruz. Ben hani çok fazla böyle sözü uzatmayacağım. Biraz Kartal'ı konuşmamız, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni konuşmamız önemli. O yüzden sözü hemen Aydemir Güler'e bırakıyorum. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hilal arkadaşım seçim sonrası diyerek başladı. Bu yerel seçimlerde Türkiye'nin siyasi tablosunda bir değişiklik oldu ama bir yıl önceki parlamento seçimleriyle oluşan parlamentonun da devam etmesine karar verildi. Birinci parti değişti ama bunun parlamentoyu etkilememesine karar vermiş oldular. Hilal'in işaret ettiği o sermaye programının bir maddesi bizce. Ya Türkiye'de sermaye sınıfı istikrarlı, seçimsiz, onların tabiriyle popülist politikalara başvurulmayan bir döneme ihtiyaç duyuyor. Bunu istiyor. Dolayısıyla bir önceki seçimi kazananla şimdiki son seçimi kazanan bu konuda bir mutabakat gösteriyor. Biz geçen sene oluşan 2023 parlamentosuna baktığımızda Türkiye Komünist Partisi olarak şunu görmüştük. Bu parlamento şu anda görev başında olan ve 2028'e kadar devam edeceği varsayılan parlamento, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en geri parlamento. Türkiye toplumunda deniyor ki geçerli oylar hesap edildiğinde, barajın altında olduğu için dışında kalanlara bakıldığında temsil yeteneği güçlü deniyor bu parlamento için. Kağıt üzerinde bir teknik işlem olarak bu doğru olabilir ama politik olarak doğru değil. Türkiye'de bu tarikat ağırlığının parlamentoda olduğu gibi bir karşılığı yok. Türkiye'de dışarıda görmediğiniz, hayatın içinde olmayan bir takım siyasal akımlar parlamento koltuklarını doldurmuş durumda. Biz bu parlamento ilk oluştuğu günde bu Türkiye'yi temsil etmiyor. Türkiye'yi tam olarak temsil edecek bir parlamentonun kurtuluşumuz olduğunu düşünmezdik. O günlerde değiliz. Ama bu parlamento asla temsil etmiyor. Arada büyük bir mesafe var değerlendirmesini yapmıştık. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi bir fikir olarak böyle bir zemine oturdu. Türkiye'de bir Büyük Millet Meclisi var. Ama Türkiye toplumunun geniş kesimleri baktıklarında orada kendilerini görmüyorlar. Orası Türkiye toplumuna bir ayna işlevi görmüyor. Oysa Türkiye'nin en büyük sorunu örgütsüzlük. Siyasette temsil edilmemek. Siyasette temsil edilmeyen emekçiler, yoksullar ve herkes kim temsil edilmediğini düşünüyorsa onların üzerinde tepinen bir sistemin içinde yaşıyoruz. Temel sorunumuz bu. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Türkiye siyasetinde temsil kanalı bulunmayan, temsil kanallarından dışlanan halk kitlelerinin nefes alıp vereceği bir örgütlenme olarak tasarladık. Burada Türkiye Komünist Partisi'nin ötesinde başka bir yaklaşım daha geliştirdik. Bizce Türkiye'nin büyük dertleri, büyük ve güncel ve aynı zamanda tarihsel dertleri karşısında sadece komünist hareket değil, onun dışında bazı akımlar da ortak bir çizgide buluşabiliriz.
Türkiye'de bir aydınlanma sorunumuz var. Aydınlanma yaşadı Türkiye ve sonra onun çok gerisine yuvarlandı. Burada sadece komünistlerin olmayan bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'de aydınlanmadan, modern bir yaşam biçiminden, bilimden, bilimsel eğitimden yana olan bütün güçler yan yana gelebilir. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumlanışı bir NATO'ya bağımlılıktan maceracı dalgalanmalara doğru gidip geliyor. Türkiye bu değil ve bunun dışında Türkiye'nin bağımsız, ayakları üzerinde duran, dengelerde macera aramak yerine kendi güvenliğine, kendi halkının yararına odaklanan bir düzene ihtiyacı var. Bu istek de sadece komünistlere ait değil. Ve Türkiye'de bir emek sorunu var. O emekçilerin yaşadığı akıl almaz, daha önce benzeri görünmemiş yoksullaşmaya karşı durmak da sadece komünistlerin meselesi değil. Türkiye geçmişinde bir aydınlanma yaşadı. Türkiye geçmişinde bağımsızlığa yaklaştığı dönemler yaşadı. Sonra dünyayla bütünleşme sevdalısı, sermaye düzeni, emekçileri gericilikle uyutmaktan yana olan sermaye düzeni, bu aydınlanmanın ve bağımsızlığın altını oydu. Dolayısıyla biz bu değerlere sahip çıkan herkesle bir büyük mecliste yan yana gelebileceğimizi, sorunlara beraber çözüm arayabileceğimizi ve Türkiye'de bugün örgütsüz olan geniş kesimlerin kendilerini hissedecekleri, parçası hissedecekleri bir yapı, bir platform yaratabileceğimizi düşündük. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi buradan çıktı. Ocak ayında kuruluşu gerçekleştirdik. Nisan ayında ikinci genel kurulunu yaptık. Ve ikinci genel kurulla beraber yerel meclislerin oluşturulmasına yöneldik. Şu anda iki yerel meclisi var Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin. Bir tanesi Hatay Defne, diğeri de İzmir Çiğli. İkisini de hem seçim döneminde hem diğer başlıklardan sizler de biliyorsunuz. Türkiye'nin görünmez yerlerinden değil buralar. Defne geçen yılki depremin altında çok ağır bir şekilde kalan ve yok sayılan bir yerleşim. Çiğli ise gerçek anlamda Türkiye'nin en büyük metropollerinden birindeki bir işçi merkezi. Bu iki yerde adım atmış bulunuyoruz. İki, bu koskoca memlekette henüz hiçbir şey. Galiba şimdi Kartal'dan devam edeceğiz. Ben sözü bu şekilde sana atmış olayım. Sağ olun. Sonra beraber sohbete devam ederiz. Evet, öncelikle hoş geldiniz basın emekçileri, dostlar. Bizi seçim döneminde de yalnız bırakmadınız. Ondan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Seçimden sonra da biz de verdiğimiz sözleri tutmak durumundayız. Diğer adaylar gibi ortadan kaybolmuyoruz. Aksine mücadeleyi, örgütlenmeyi daha da büyütmek, hedeflediğimiz noktaya gelinceye kadar da bununla ilgili çalışmalar yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü şahsen Kartal halkına birçok söz verdik seçim öncesi. Bize yetkiyi verselerdi o anlamda da o sözlerimizi yerine getirecektik. Bugün burada Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin, Kartal Halk Meclisi'nin aslında kuruluşunu bir anlamda Kartal halkımıza müjdelemek için bir aradayız. Bu bir müjde. Neden bir müjde? Çünkü şu an için iki tane halk meclisi kuruldu. Aydemir abi biraz önce söyledi, Çiğli ve Defne'de ve üçüncüsü Kartal'da olacak. Kartal'da Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin bir yerel ayağı, mahalle meclisleriyle beraber örgütlenen 20 mahallemizde, Kartal'ın tam 20 mahallesinde de beraber, bir arada Kartal halkıyla beraber çalışmalar yapacak bir meclis olacak. Dolayısıyla benim buradan ilk çağrım tüm Kartal yurttaşlarımıza, gelin bu mecliste beraber olalım. Çünkü bizim meclisimizin protokolleri olmayacak, bizim meclisimizin halkla iç içe olduğu bu meclisin diğer meclislerde olduğu gibi birilerinin önünde el pençe divan durmanıza gerek kalmayacak. Divan makamları olmayacak, rant makamları olmayacak.
tamamen dayanışma ağıyla öreceğimiz bir meclis haline gelecek. Kartal'da 20 mahallemiz var dedik. 20 mahallemizin çok çeşitli sorunları var. Bunlara hakimiz. İşte örneğin Oğur Mumcu mahallemizde bir trafik sorunu, ulaşım sorunu var. İşte Yalı, Yunus, Topselvi mahallelerimizde uyuşturucu sorunu var. Diğer mahallelerimizde işte rantsal dönüşümle ilgili birçok sorun var. Kartal halkının işsizlikle sorunu var. Ekonomiyle, enflasyonla sorunları var. Biz Kartal'da kuracağımız Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin özellikle dedik ya dayanışma ağıyla bunu büyüteceğiz, bunu söyledik. İşi olmayana iş, aşı olmayana aş yaratabilecek duruma getireceğiz. Bunun dışında yine Kartal'daki tüm işçilerimiz için işçi hakları merkezi kuruyoruz. İşçi hakları merkezinde de yine akademisyenler, avukatlar, hukukçular olacak. Ve burada örneğin sadece belediye personelinin, belediye işçisinin değil, Kartal'da yaşayan işçilerin iş yerlerinde karşılaştıkları zorluklarla mobbinge uğrayan işçilerin yanında onlarla beraber mücadele verecek. İşten çıkarılan işçilere işi iade davalarında yardımcı olacak. Kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan işçi kardeşlerimizin de bu anlamda mücadelesine destek olacak bir meclis kuracağız. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Kartal meclis ayağı bu şekilde örülmeye başlayacak. Ve hep şunu söyledik. Biz yeri geldiğinde bir gölge belediyecilik de yapacağız. Şu anlamda Kartal halkının kaynaklarını mevcut yönetim nasıl kullanıyor? Nelere kullanıyor? Kartal Belediyesi'nden şeffaf olmasını isteyeceğiz. Gelir tabloları, gider tabloları neler olacak? Nasıl ihale açılacak? Kimler ihale alacak? Kartal halkının kaynakları nerelere harcanacak? Yine Kartal'da vaat ettikleri projelerin kaçta kaçını gerçekleştirebilecekler? Bunların da takipçisi olacağız. Bunların üzerinde bir güç ve tazikle kullanacağız. İşte birçok vaatlerde bulundu birçok aday. Mevcut yönetimin de birçok vaadi var. Bunu biliyoruz Kartal'da. Örneğin Hasan Yücel Kültür Merkezi'nin akıbeti ne olacak? Oradaki çocuklarımız için, gençlerimiz için, Kartal'da yaşayan yurttaşların sanatla buluşabilmesi adına buraya da bir söz verildi. Örneğin yine emekliler için Kartal Belediyesi neler yapacak? Emekli insanlarımızın derin yalnızlık çektiğini seçimden önce de söyledik. Zorlu ekonomik koşullar altında ezilen emeklilerin elinden ne kadar tutacak? Ve Kartal Belediyesi'nin sosyal hizmetleri halka nasıl ulaştırılacak, ne kadar ulaştırılacak? Ve bunun gibi birçok şeyde yine Kartal Meclisi, Kartal Halk Meclisi bunların da denetçisi, gözlemcisi ve yeri geldiğinde de yaptırımcısı olacak. Benim buradan çağrım özetle aslında şu. Ben bütün Kartallı dostlarımıza, yurttaşlarımıza diyorum ki gelin bu dayanışma ağını beraber örelim, birlikte olalım. Çünkü bu hepimizin lehine olacak. Bu çocuklarımız için, gençlerimiz için, emeklilerimiz için, işçilerimiz için, emekçiler için Kartal'da güçlü bir organizasyonla, güçlü bir örgütlenmeyle bir meclis haline gelecek. Biz aslında hep şunu savunduk. Kartal halkının doğrudan demokrasi örneğiyle siyasete doğrudan katılması, siyasette söz sahibi olması, bazı şeylerde Kartal halkının taleplerinin dikkate alınması, harcanan paraların, harcanan bütçelerin nerelere, ne kadar harcandığının takipçisi olması ve talepkar olmamız. Kartal halkı talepkar olmak zorunda. Yaklaşık 30 yıla yakındır, 15 yıldır AKP, 15 yıldır CHP yönetiminde olan Kartal ne yazık ki sürekli gerilemekte. Ve ne yazık ki Kartallı gençler, Kartallı çocuklar, Kartallı emekçiler diğer ilçelerdeki en azından ortalama vasat bir yerel yönetim anlayışını Kartal'da bulamamakta. Biz diyoruz ki Kartal halkına, Kartallı yurttaşlarımıza işte gelin hep beraber bu ağı örelim. Bir meclisimiz var artık. Bu mecliste çözüm odaklı bir meclis olacak. Ve çıkarsız, menfaatsiz, iş takipleri olmayan, ihaleler peşinde koşmayan, para peşinde koşmayan, gelecek peşinde koşan bir meclis haline getireceğiz zaten bunu. Böyle bir meclisiz. O yüzden bizim elimizden tutun, biz sizlerin elimizden tutalım. Dayanışma ağını büyütelim. Yeri geldiğinde hukuk mücadelelerini verelim. Yeri geldiğinde halk mücadelesini verelim. Ve yeri geldiğinde Kartal'ı artık hak ettiği şekilde yönetilebilmesini sağlayalım. Biz Kartallı muhtarlarımızla, Kartal'daki
derneklerimizle, Kartal'daki yerel sanatçılarımızla, Kartal'daki işçilerimizle, Kartal halkıyla bu meclisi kurduk. Artık bu meclisi büyütmek, o filize su vermek de Kartal yurttaşlarımızın elinde. Çünkü arkalarında sapasağlam, onların her zaman her hak mağduriyetinde yanında olacak, mücadele edecek bir meclisleri var artık. Herkese kapımız açık. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkese kapımız açık. Ama Cumhuriyet'in değerlerini, laiklik ve özellikle demokrasi vurgusunu meclisimizin çizgileri olarak belirledik. Bu anlamda katılımını bekliyoruz Kartal halkımızın da. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.